Bağırma oradan arkadan be. Gelişi güzel bağırma. Sen doğru konuş. Arkaya gitmişsin lütfen, oradan bağırıp bak. Duruyorsun. Gel buraya konuşacaksan konuş. Ne bağırıp duruyorsun orada? Ben burada çıkarım CHP'yi enine sonuna kadar belgelerle öyle bir rezil ederim ki. Öncelikle bu adamlık tartışmasını biz başlatmadık. Yani seviyeyi de hiçbir zaman düşürmedik. Bunu devam ettirirseniz bu amiyene tabirle adamlığın sadakasının işte 7 sülalesinin 7 nesline yeteceğine kadar gider. Ben burada çıkarım CHP'yi enine sonuna kadar belgelerle öyle bir rezil ederim ki ama bu benim milli çıkarlarıma yaramaz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum size. Ve de diyorum ki sizin genel başkanınızın danışmanı. Arkadaşlar bir şey soruyorsunuz cevap veriyoruz. Cevap veriyorum. Hayır. Ben onu yapmak istemediğimi söylüyorum. Bağırma oradan arkadan be. Gel işi güzel bağırma. Sayın Bakan, sen doğru konuş. Sayın Bakan genel kurulu. Arkaya gitmişsin lütfen, oradan bağırıp Bakan. Duruyorsun. Gel buraya konuşacaksan konuş. Ne bağırıp duruyorsun orada? Şimdi Sayın bakınız Özkoç. Efendim. Ben burada bir şey izah ediyorum. Hassas bir konuda izah ediyorum. Ben diyorum ki istesem ben CHP'yi eleştiririm diyorum. Ben eleştiririm. Benim çıkarlarıma ters diyorum milli çıkarlarıma. Bunda ne yanlışlık var? Ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Burada AK Parti'yi suçlamaya çalışıyorsunuz. Burada günahı olmayan bir parti iktidar varsa AK Parti iktidarları ve Cumhur İttifakı'dır ve 96'dan sonraki hükümetlerdir diyorum. Bu kadar açık konuşuyorum ya. Bunun detaylarını Ünal Çeviköz'e sorun, genel başkanınızın danışmanıdır. Bizim de mensubumuzdur. O size bunu anlatsın. Gelip de burada ikide bir AK Parti'yi köşeye sıkıştıracağız diye milli meselelerinizde yanlış yanlış bilgiler vermeyin lütfen. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Normalleşme konusuna gelelim. Benim sözüm burada bu normalleşmeyi döneklik olarak nitelendirenleridir. Elbette her iktidar olduğu gibi tasarruflar olur, değişik dengeler olur. Geçmişte savaştığımız ülkelerle de barıştık. Bu hiçbir zaman barış normalleşme olmayacaksa bugün Avrupa ülkelerinin hiçbirisi birbirinin yüzüne bakamaz. Bakamaz. Sonuçta yani şöyle olsaydı, böyle olsaydı, bu ne zamanında bunu niye yapmadınız diyen eleştirilere ben bir şey demiyorum. Bunlardan doğrusu vardır, eksiği vardır. Bu üslube bir şey demiyorum ama normalleşmeyi döneklik olarak görmek, o zaman normalleşince tersini söylemek de o anlama gelir diyorum. Gayet açık söylüyorum. Şimdi Sayın Oluç. Siz soru sorarken, konuşurken hiç böyle müdahale etmiyoruz. Dinliyoruz. Maşallah işinize gelmeyen bir şey olursa bağırmaya başlıyorsunuz. Şimdi Sayın Oluç. Şimdi efendim. Bize biat eden Kürtler ya da biat etmeyen Kürtler diye bir ayrım yapmıyoruz. Burada PKK ile Kürtler arasında bir ayrım yapıyoruz. İnanın sizin söylemleriniz, sizin usluplarınız PKK eşittir Kürtler anlamına getirecek boyuta da varıyor. Ve öyle bir propaganda yapıyorsunuz ki yani Türkler Kürtlere saldırıyor, Kürtleri mahvediyor. Bize soruyorlar İstanbul'daki saldırıyı Kürtler mi yaptı? Hayır diyoruz. PKK YPG yaptı diyoruz. Yine Gaziantep'te bir 5 yaşındaki çocuğumuzu ve öğretmenimizi katleden saldırıyı Kürtler mi yaptı Suriye'den? Hayır, Suriye'de Kürtler var ama PKK YPG'den ayrıdır diyoruz. Ama siz bu ayrımı yapmıyorsunuz. Gelin bunu ayıralım PKK'dan YPG'den. Bir söz konuşmacınız da dedi ki Kürtleri kucaklayalım. Gelin Kürtleri neredeyse hep beraber kucaklayalım ama teröristlerden gerçekten ayıralım. Sayın Bakan, şimdi ilave süre verdik size efendim. Şimdi evet Sayın Nebati, kusura bakmayın. Biraz fazla oldu. Şimdi geri kabul anlaşmasını biz askıya aldık zaten. Onunla ilgili bir soru geldi. Bir Uygur Türklerinin haklarını biz enine her zaman savunuyoruz. İkili düzeyde de savunuyoruz. Bu yangından sonra Çin'den izahat istedik. Bizim gibi düşünen ülkelerle birlikte de uluslararası toplumlarda savunuyoruz. Uygur Türklerini bizden istediği zaman da Çin'e hiçbir zaman vermiyoruz. Bize yönelik bölücü hareketlerde bulunuyor deyince biz her zaman şunu söylüyoruz. Hiçbir ülkenin bölünmesine ya da güvenliğine yönelik hiçbir faaliyete izin vermiyoruz.
O bahsettiğiniz konuşma da zaten 8 sene önceydi. Yani en son İstanbul'daki olayla ilgili İçişleri Bakanımız da özür diledi ve gerekli soruşturmayı da açtı. O münferit bir olaydır. Teşekkür Dolayısıyla Uygur Türkleri ile ilgili hassasiyetimiz devam edecek. Bu olay ne olduysa 96'dan önce oldu diyorum. 96'dan önce oldu diyorum. Hayır, 96'dan önce oldu diyorum. Bu kadar basit. Evet, genel başkanım öyle söylüyor ama yeni oldu demiyor. 96'dan önce oldu diyorum. İkincisi, şimdi adaların silahlandırılması konusu. Müsaade edin arkadaşlar, önemli bir konuda bilgi vereceğim. Ve adaların işgali konusu. Şimdi Sayın Özkoç, Yunanistan bu adaları ne zaman silahlandırmaya başladı biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. 1960'larda. Türkiye 1975 yılında bir nota vererek protesto etmiştir. İlk defa bizim iktidarımızda BM'ye gönderdiğimiz mektuplarda bu silahsızlandırılmış adaların Yunanistan tarafından ihlalini gündeme getirerek ilk defa bunların egemenliğiyle ilişkilendirdik. Bunu biz yaptık. 60'tan bugünlere kadar bu yapılmadı. Efendim? İşte BM'ye 3 tane mektup gönderdik diyoruz. Şimdi biz bunu egemenlikle bağdaştırıyoruz ve diyoruz ki eğer Yunanistan bu ihlali sonlandırmazsa biz de gereğini yapacağız diyoruz. Siz de bize destek verin. Diğer taraftan yani burada 3 tane mektubu biz gönderdik. Şimdi Yunanistan'ın cevapları demagoji, bizimki hukuki argümanlar. Şimdi bakınız, işgal konusuna gelecek olursak 1996, biraz önce Kardak dedik, Utku Bey de söyledi. Arkadaşlar 1996 Kardak krizinden sonra adalarda hukuki ve fiili bir durum oluşmamıştır. 96'daki Kardak krizinden itiraz eden hükümet dahil ondan sonraki kurulan hükümetlerin burada bir şey sorumluluğu yoktur. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu çok açıktır. 1996'ya kadar ne olduysa oldu demektir. Ben sabahtan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Birazcık uluslararası hukuk biliyorsanız, birazcık vatanın, milletin hak ve çıkarlarını savunmak istiyorsanız burada Yunanistan'ın eline koz verecek açıklamalara zorlamayın diyorum. Ben burada çıkarım CHP'yi enine sonuna kadar belgelerle öyle bir rezil ederim ki, ama bu benim milli çıkarlarıma yaramaz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum size. Ve de diyorum ki sizin genel başkanınızın danışmanı, arkadaşlar bir şey soruyorsunuz cevap veriyoruz. Cevap veriyorum. Hayır. Ben onu yapmak istemediğimi söylüyorum.